ve Satranç TV'den hepinize sevgiler, saygılar. Bir canlı yayında daha karşınızdayız değerli seyirciler. Gerçekten Biriş ve Satranç TV her zaman ilkleri yapmanın gururunu ve onurunu yaşıyor sevgili seyirciler. Bugün finalin ilk maçını vereceğiz sizlere. Şimdi yanımda da konuğum var. Bunun anonsunu da yapmıştım daha önce sizlere. Yusuf Sohtorik milli oyuncumuzla birlikte değerlendireceğimizi söylemiştim sizlere. Sevgili Yusuf, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi biliyorsun işte şeyleri, kalan takımları da vermek istiyorum. Kalan takımları ben söyleyeyim istersen. Evet. İstanbul Adalar. Hı hı. İzmir Altay. Evet. İzmir Bilimsel Spor Kulübü ve Pamuk Spor. Evet. İki İstanbul, iki İzmir takımı şu anda yarı finale kalmış durumda. Evet, yarı finalin ilk maçının ilk board'u dağıldı. Birazdan onu ekrana göndereceğim. Evet. Ama öncelikle bu Adalar Spor Kulübü ve diğer takımların takım kadrolarını bir verelim istersen. Adalar Spor Kulübü Süleyman Kolat'a, Okay Gür, Mehmet Gökhan Yılmaz, Levent Özgül, Bera Adut, Soner Çubukçu, İlker Çubukçu, Erhan Demiraslan ve Ahmet Dedayır'dan oluşuyor. Ahmet Dedayır kaptan. Evet, kaptan sanıyorum Altay'la oynuyor. Evet, Altay Biriş Kulübü'nün takım kadrosu da İbrahim Mumcuoğlu, Erhan Evcimen, Tunga Erol Oğuş, Alican Ömen, Gökhan Darik, Ercan Barut, İhsaner Aklım ve Süleyman Alkım. Etli. Evet. Alkım, pardon, İhsaner Alkım. Evet. Değerli seyirciler, diğer iki takım da Pamuk Spor'un takım kadrosu Salim Milan Kıran, Mehmet Sırıklıoğlu, Berk Başaran, Okan Özcan, Emre Kaya, Kalin Kara İvanov ve Rozen Georgi Günev'den oluşuyor. Son takımımızda yarı finale kalan İzmir Bilimsel. Evet, İzmir Bilimsel Biriş Spor Kulübü, Bülent Aslan, Hayri Hakan Göksu, hepinizin bildiği gibi Hakan Göksu milli oyuncularımızdan biri. Sanıyorum Platinus da. Nezi Kubat zaten Türkiye Biriş Federasyonu'nun Merkez Hakem Komitesi Başkanı. Evet, aynı zamanda Zeki Buçum var, Armağan Erol var, Ömer Celal Umur var, Hasan Özgür Bakan var. Epey güçlü bir kadrodan oluşuyor. Türkiye'nin belki de kulüpler arasında en çok kazanan takımı muhtemelen öyle. Evet. Şimdi dilersen sevgili Yusuf şeyi verelim yayına. Elleri de verelim ve ilk board oynanıyor şu anda. Evet. İlk board'da evet diyorum. Bugün yarı final maçları oynanacak. Yarın da final maçı oynanacak. Final maçının şu ana kadar olan nakavt maçlarından farkı, final maçı 4 devre oynanacak. 4 devre 15'er borttan 60 bort oynanacak. Şu andaki maçlar 15'ten 3'er devre oynanıyordu. Final maçı bir devre daha fazla normal olarak. Evet. Kuzey Güney 2 kör oynadı bu bordu. Evet. Bu yeni bort, bu oynanmış bort eşit yaptılar 2 körü. 2 kör 6 13 16'ya bakamadık. Bort geçti. Evet. Yeni bort, yeni heyecan diyelim. Yorumlarımıza başlayalım. Evet. Evet. Tamam. Şimdi görebiliriz. Bitire açtı Süleyman. Bipik Overcall. Kırmızıya beyaz olduğu için bu ay Bipik Overcall yaptı. Hem de renk pik olduğu için yapar mı yapmaz mı, ama bu kadar güzel renk var. Zon durumu da uygun olduğu için Bipik Overcall yapmasının fazla bir mahsuru yok. 5 puanla yani bunu 5 puan, ama biz kırmızı rakip beyazken bir işte durumlar biraz değişir. Bir de rengimiz pik olduğu zaman en büyük renk, hem kompetisyon içine mesela rakip 4 kör der 4 pik deriz. 2 kör der 2 pik deriz. Ortak pastan geliyor. Çok fazla da celallenmez. Bipik Overcall'u son derece normal. Evet. Yani bende 5 puan var, araya girmeyeyim. Tabii 5 puan, 6 puan, 7 puan bir süreli araya girilmez ama bu ay Ruh Adam 19, 5 tane bir. Biz beyaz, rakip kırmızı, ortakta pastan geliyor. Atak göstermek amaçlı bir pik denmesinin bir mahsuru yok.
Evet, istersen yarı finale kadar takımlar kiminle ne oynadı onu da bir sevgili seyircilerimize bir bildirelim. Adalar Spor Kulübü Antalya Biriç İhtisas'la çeyrek finalde karşılaştı. Başarılı bir turnuva geçirdiler Antalya takımı. Evet. Ondan öncesinde zannedersem Ordu takımıyla onlar da çok başarılıydı. Neticede buraya kadar gelen takımların hepsi başarılı sayılabilir. Çünkü 209 takım başladı turnuvaya elemelerde. Şu anda 4 takıma indik. Yani buradan sonra kaybeden de bir nevi kazanmış olur. Bunun öncesinde de Antalya Biriç İhtisas olsun, Ordu takımı olsun, son 8'e, son 16'ya kalarak belli bir başarı elde ettiler. Bir de Hoşgörü Biriç Kulübü'ne dikkat çekeceğim. Çok müthiş, güzel bir turnuva geçirdiler. Tam elenme aşamasındayken 32. olarak nakavtlara kaldılar. Sonra 3 tane daha tur geçtiler. Son 8 takıma kaldılar. Son 8 takımda da İzmir Bilimsel gibi son derece güçlü bir takımı son bordlara kadar geriden gelerek zorladılar. Ben Hoşgörü Biriç Kulübü'ne ayrıyeten tebrik ediyorum. Evet. Gerçekten takdire şayan bir durum. Çünkü 3. turda arada çok büyük bir fark olmasına rağmen 7 sayı bir farkla, çok evet, ufak bir sayı farkla yenildi. Bırakmadılar mücadeleyi, evet, ve çok iyi bir turnuva geçirdiler. Evet, İzmir Bilimsel Doğru takımı da öyle. Süleymanlara, Adalar takımına elendiler. Onlar da oraya kadar. Aynı şekilde Antalya Biriç İhtisas Kulübü de çok başarılı bir turnuva kazandılar. Neticede 209 tane takım var. Bu 209 takımdan bir tane şampiyon çıkıyor. İkinciler, üçüncüler çıkıyor. Buralarda 8'e kalmak, 16'ya kalmak, 4'e kalmak bir başarı sayılabilir. Neticede futbola bakarsak Türkiye 1. liginde 18 tane takım var. İkinci liglerde 50 tane, 100 tane takım var. Fakat 1. ligde bir tane şampiyon çıkıyor. Yani her takım başarısız olmak demek değil. Bir evet, tane şampiyon çıkıyor. Üçüncüler, dördüncüler, beşinciler. Mesela bu sene Malatya takımı lig beşincisi oldu. Başarısızlık mı? Çok büyük bir başarı. Burada da aynı şekilde benim gözümde Hoşgörü Biriç Kulübü'nün turnuvadaki aldığı derece muazzam bir başarı. Dikkatini çekti mi Yusuf? Yani Anadolu takımları bu kulüpler şampiyonasında sanki çok daha büyük bir performans gösterdiler gibi geliyor, değil mi? Anadolu takımları geçen sene mesela Antakya, Eskişehir, Adalar, Ordu, evet, değil mi? Geçen turnuvada Türkiye şampiyonasında Eskişehir takımını söyledik, final oynadılar. Bu sene Ordu takımı zorladı, Antakya takımı baştan beri çok iyi gitti. Son devrede avantajlarını koruyamayıp elendiler. Yani Anadolu takımları eski mesela 20 sene önce, 15 sene önce bu kadar başarılı değillerdi. Biriç artık bizde Anadolu'ya biraz geliyor. Anadolu'da ses getiriyor, çok iyi takımlar çıkıyor. Evet. Yani işte bizim de istediğimiz şey bu. Evet. Yani Biric'in, daha doğrusu akıl sporlarının Türkiye geneline yayılmasını ve yaygın bir şekilde oynanmasına aracı olmak. Bizim misyonumuz da bu aslında. Kuruluş amacımız da bu. Yani Biriç ve Satranç TV'nin işte akıl sporlarının Türkiye'de daha yaygın, evet, kitlesel oynamasını sağlamak. Bunun için destek oluyoruz zaten. Elimizden geldiğince de büyük bir özveriyle, sen de görüyorsun, evet, bir ile aşkın bir süredir buna hizmet etmeye çalışıyoruz. İstersen ben skorları da vereyim bir. Adalar Spor Kulübü çeyrek finalde Antalya Biriç İhtisası 101-37 yenmiş. Skorlara gerek yok. Elini elemediğini söylerse. Ama skorları da verelim bence. Sevgili seyircilerimiz görsün. Nasıl elendiklerini, nasıl yendiklerini de görsün istiyorum. Altay Spor Kulübü Ataköy Biriç Kulübü 121-58 yenmiş. Pamuk Spor de çok iyi bir turnuva geçirdi bu arada. Ataköy de başarılı. Çorlu Biriç mesela çok başarılıydı ama Çorlu Biriç zaten çok kuvvetli bir takım. Çorlu, evet, Biriç'in Türkiye şampiyonlukları da var. Var. Yani oyuncuları da çok iyi. Onların burada olması, hatta daha da yukarılara çıkması sürpriz değil, normal sonuç. Hayır, normalde evet. Ben mesela işte geçen sene üçüncü oldular bildiğim kadarıyla. Ondan önceki sene ikinci oldular. Türkiye ikincisi oldular. Final oynadılar. Geçen sene de Eskişehir'de üçüncü oldular. Yani Çorlu bir belli bir performansları var. Oyuncu kalitesi olarak, takım olarak zaten kuvvetli bir takım. Yani turnuvanın iyi takımlarından bir tanesi. Evet. Bugün yarı finalde göremiyoruz. Onlar bu sene biraz daha yine son 8'e kaldılar.
8, 16 kaça kaldılar? 16'ya kaldı. 16'ya kaldı. Evet, 16'dan çeyrek finalde eğlendiler onu. Çeyrek finale kalırken evet. Orada eğlendiler. Ama belli bir mesafe, dediğim gibi 209 takım arasında 8'e kadar zorladılar. 9'da 16. arasında bir yer aldılar. Ataköy Biriç çok iyi bir turnuva çıkardı. Onlar da aynı şekilde. Altay takımına yani son 8'e kaldılar. Yani turnuvanın 5.si ile 8.si arasında bir netice. O da gayet başarılı. Yani buraya kadar gelen takımlar son 4'e, son 8'e hatta son 16'ya bence başarılı sayılabilir. İki başarılı takım daha var. Pamukspor'la Altınay Spor. Altınay Spor biliyorsun genç bir takım. Genç i̇şte bir takım. Uğurcan Süzer, Sarper Uslu Pehlivanlı, Haldırıcı, evet. Hüseyin Afkan. Evet. Gibi genç. Güney ile Levent de var. Onlar evet, Levent iyi İmamoğlu. Bir takım zaten. Evet. Yani onların da 8'e kalması sürpriz değil. Ama Pamukspor da tabii çok kuvvetli bir takım. Artık transferleri çok kuvvetli. Bulgarların çok iyi iki oyuncusu kadrolarında. Karayuvanov'la Güney. Onlar dünya çapında oyuncular. Evet. Yani, tabii Salim Bilankıran da büyük altın platin usta. Berk Başaran büyük altın usta. Berk Başaran son Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya alıp bizi gururlandıran bir oyuncumuz. Dolayısıyla Pamukspor'da güçlü bir takım. 97-60 yenilmiş Altınay. İzmir Bilimsel Biriç ve Hoşgörü Biriç Kulübü işte dediğim gibi 3. turda mesela müthiş bir performans sergiledi Hoşgörü Biriç Kulübü. Bir geri dönüş evet. Ama yetmedi. Çok da büyük farkla yendi aslında ama aradaki fark çok açık olduğu için maalesef geneli kapatamadılar. Evet, evet. 92-85. Bayağı kapattılar evet. Ama şey olmadı, yetmedi. Yetmedi. 7 sayılık bir farkla çok elendi. Büyük, çok büyük bir başarı. Biz Hoşgörü Biriç Kulübü'nü buradan tebrik ediyoruz. Gerçekten evet. Başarılı bir... Çok başarılı. Evet, son İzmir Bilimsel ve Biriç Hoşgörü'yü de söyledik 92-85. Şimdi şeye dönelim, maça dönelim. Maça dönelim. 1-4 4 sanzotu hiç şey yapmadan, kurcalamadan 4 sanzotu kör üzerinden az sordu. 5 tref bir tane olunca 2 kart dışarıda olduğu için 5 kere park ettiler. 5 körde bir sorun var mı? Hiçbir sorun yok. 2 tane aslarını alıyorlar. Eğer almazlarsa ilk 2 turda pike karo gidiyor. Sevgili seyircilerimiz de gidiyor. Yani iki evet. Ası da tahsil etmeleri lazım. Sevgili seyircilerimize buradan bir uyarı daha yapalım, bir bilgilendirme yapalım. Sevgili seyirciler her yıl olduğu gibi kulüpler şampiyonasında aynı zamanda gençler şampiyonası da yapılıyor. Geçen sene Eskişehir'de öyle yapıldı mesela. Evet, aynı anda orada. Evet, şimdi Lüleburgaz'da da aynı şekilde. Lüleburgaz Futbol Akademisi'nde yapılıyor turnuva. Çok güzel bir salon. Lüleburgaz da çok şirin bir ilçe. Türkiye'nin evet. En büyük ilçelerinden bir tanesi. Ben 3-4 kere gittim, oynadım. Fırsat olsaydı bu turnuvaya da gitmek isterdim. Buna gidemedik. Kısmet değil. Yani Lüleburgaz hem İstanbul'a yakın hem çok güzel bir ilçe. Biriç'e de bu tip turnuvalarda çok büyük destek oluyor. Belediyenin de büyük destekleri var. Sevindirici bu tip şeyler ilçelerde, illerde böyle üst düzey yönetimin Biriç'e sahip çıkması, destek olması Biriç'imiz için güzel bir olay. Evet. Bu arada gençler şampiyonası başladı. Aynı zamanda üniversiteler arası şampiyonası da başladı. Bizim üniversite Avrupa İstanbul Üniversitesi takımı Macaristan Budapeşte de yapılacak şampiyonaya bizi temsil edecek. Onlara da buradan enerjimizi yollayalım ve başarılar dileyelim. Evet, gerçekten biz de Biriç ve Satranç TV olarak İstanbul Üniversitesi'ne başarılar diliyoruz. Biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi oyuncuları işte gitmek için ekonomik destek beklemelerinde... Üniversite öğrencisi, yakınlara evet. Elimizden geldiğince imkanı olanların destek olması gerekiyor. Gerekiyor, evet. Gerçekten öyle. Gençlerimize başarılar diliyoruz. İnşallah başarılı bir skorla... Bu arada ikinci elden ben şu şeyleri, sonuçları... şöyle göremiyorum. Hangi sonuçtu? Yok, burada 12 ha. Almış Adalar takımı. 6 tref yapmışlar. Eşit evet. 6 tref. 3 sanzot oynamış. Bakalım orada bir pik bizim masada denmiş. Diğer masada
Diğer masada da bir pik denmiş. İyi bulmuşlar. Bitire bir pik, iki gol, pas, üç gol'a. Evet. İyi bulmuşlar. Şu altını... Şunu şuradan şey yap. Buradan. Evet. Tamam. Buradan şey yapayım. Evet. Altı tref, tref 4-1 olmasına rağmen... Tref 4-1 olmasına rağmen pik vermiyor. Köre karo gidiyor. Evet. Altı tref oluyor. İyi bulunmuş bir altı. 4-1'e evet. Rağmen oluyor. Çok puan varmış. Burada biraz aşağıdan konuşmuşlar. Pek fazla bakamadık ama... Yemekleme aşamasından yürüme aşamasına doğru gidiyoruz. Evet, yürüdük. Artık yürüyoruz. Evet. Yani bizim şey açısından da, seyirci açısından da gerçekten önemli bir mesafe kat ettik. Yani artık yani bu 15-20 binlerden 40 binlere, 50 binlere kadar çıktı artık. Yani bağlanan cihaz sayısı. Bu da önemli bir bizim için. Evet, bizim için önemli. Şimdi 13-0 oldu. Adalar birinci borttan 1 AMP aldı. İkinci borttan 6 trefle 12 AMP oldu. Çünkü diğer masa 3 Sanzot'u oynamış artı 1 yap. Sanzot oynadı. Çok puan varmış ama yani. Evet. 7-11 13'e 7-14 16 6 tane tref var. Fit yok diye burada biraz şey yaptılar herhalde. Diğer tarafta Soner'le İlker. İki kör. Üç Sanzot'u dedikten sonra 5 Sanzot'u demiş İlker. Yani 5 Sanzot'u kontratı seç manasında. Evet. Kontra mesela 6 tane 2 kör diyen de 6 tane kör olsaydı aslında o zaman kontratı kör olarak. Yani 5 Sanzot'u aynı zamanda köre de açayım demek. Yani kontratı seç. Tref, Sanzot'u, karo, kör. O da dam tref tekle 6 trefi tercih etmiş. Altı kör dese de zannedersem oluyordu. İyi yani Adalar için iyi bir skor. Evet. Board 5 kör 2 as alıyorlar dedik ama. Eksi 1 olmuş ama egal olmuş o board. Yani diğer masada. Muhtemelen batıyordu. Bizim evet. Göremediğimiz yani şey yapmaktan daha ellere konsantre olamadık. Evet. Bakalım. 2 tane... Ne vermiş? Bir tref vermiş, bir karo vermiş. Bir karo vermiş, pik mi vermiş? Yok, pik vermez. Nasıl batırmış peki anlamadım. Karo kupu yaptırmış olabilir. Evet, karo ama tek karo. Yok, karoları oynayanda tek. Evet, tek. O şey değil. Ne var? Kup var mı? Tref kupu yok. Başka ne olabilir? Vermiyor. Kör bir tane veriyor. Bir karo tane karı veriyor. Ya bir ay 3 as dışarıda. Bir de sinek aslında veriyor. Evet. Görememiş. Evet, 3 as. 3 key kart dışarıdaymış. Evet. 3 key kart dışarıda olunca daha doğrusu 3 as. Adalar Spor Kulübü şu anda 13-0 önde. Değerli seyirciler 15 board oynanacak. Bugün de 3 karşılaşma yapılacak. 15'er board'tan 3 tur yapılacak. Şimdi yarı finalin ilk maçı bu değil mi? İlk devresi. Evet ilk maçı. Bugün yarı final maçları bitecek. Yarın tamamıyla final maçı oynanacak. Evet ben... 3 Sanzot'u dedi. Kuzey Güney oynuyor 3 Sanzot'u şu anda. Buna basın diye. Evet, evet geldi. Şeyin üzerine kontratın üzerine evet, tıkladığında zaman, konuşmaları görüyorsunuz. Evet. Bitirelim bir Sanzot'u 3 Sanzot'u. Fazla şey yapamadık. Neye? Kartlar oynandığı için konuşurken şeyi kaçırdık. Oynanan kartları kaçırdık. Evet değerli seyirciler. Diğer masa ne oynuyor ona da bir bakalım. Üçüncü board oynanıyor şu anda. Üçüncü board diğer masa 2 pik eksi 1 olmuş değerli seyirciler. Bu masada 3 Sanzot oynuyor. Bakalım ne olacak? Sanzot'u
sağ iki karosunu çekecek ve batırıyor zaten. Diğer taraftan iki pik de batmış zaten. İki pik batıp bu tarafta üç sandurtu batınca egale bir board olacak. Yok, egale bir board. İki tarafta batıyor ama. Eksi bir oldu. Bir tarafta üç sandurtu batıyor. Bir tarafta iki pik. Bir tarafta north south batıyor. Ha, north south mı oynamış? Evet. Ha, o zaman swing olacak. Evet. Yani part score swingi. Evet. 100 zonda olunca 200-300 par skor swingi diyoruz ama 7 AMP adalar yani evet. Şey, evet. Neredeyse zon swingi kadar tabii, oldu tabii, beyazda. Tabii 9. Evet. Yeni el dağıtıldı. Kuzey Dealer. Buyurun. Kuzey Dealer. Bir sanzotu açacak. Standart bir sanzotu eli var. Karşıda 8 puan var. Fakat onlular var. 3 tane onlu var. Stemen yapıp davet edecek. Kuzey kabul eder mi? Puanı minimum ama 5'li rengi var. 3 sanzotu oynanır mı sence bu el? Kuzey daveti kabul eder mi? Bakalım. Yani 1 sanzotu pas, 2 tref. Bura araya girebilir ama. Çünkü elinde 4, 8, 10, 12, 14, 15 puan var. 2 trefe 2 pik diyebilir. İki, beyazdayken evet. Aslan vale 5 trefe. 2 pik diyecek. 15'te puan var çünkü. Evet, 2 trefe 2 pik der muhtemelen. Pik hatağına da 3 sanzotunun hiçbir şansı yok. Hiçbir şansı yok. Yani 4 tane pik alıyor. Karo as alıyor. 5. 5 lümesi var. Belki de bir lüme daha alabilir. 2 karo gelecek oradan. Ama 2 sanzotu kalabilir. 2 sanzotu da kalabilir. Kalabilir. Yukarıda çünkü 15 puan var. Evet minimum var. 15. Kipik demedi. Kipik demedi. 2 trefe 2 karo diyecek ama. Enteresan. Yapmadı. Niye yapmadı bilmiyorum. Suya yapmış. 2 sanzotu yapmadığı için 3 sanzotu diyebilir şimdi burası. Ortağında orası Steyman yapınca 15 puan olunca ortağında puan olmadığını biliyor. Evet. Yani muhtemelen batacak bir kontrata. Şimdi 2 piki double'lansa. 3 sanzotu dedi bak gördün mü? Çünkü burası araya girse. 5'li rengi var diye daveti kabul etti. Evet. Araya girse burası 3 sanzotuya gitmeyebilirdi çünkü. Gitmeyebilir ama 3 sanzotu bakalım. Vale karo atak gelirse oynayan için pik atak gelmemesi iyi. İşte markalar bir işte çok önemli. Evet. Şimdi kuzeyde dam 7 karo var. 18-6. Karoları mesela yukarıda o 9'lu karo olsa karodan löve üretebilirdi fakat ikili, dörtlü, beşli gibi kar olunca şey yapamıyor, löve üretemiyor. Bir pik alır, sandotu tref de bozuk, üç sandotu olmaz. Olmaz, batar büyük bu. İki kör alır, hadi üç tref aldığını düşünelim. Yani şey yapsın. Yani 3 tref alması için de tref, ruha tref oynayıp ufak koyması lazım. Evet. Sonraki trefe de en pas atması lazım. Hı hı. O da kolay bir oyun değil. Evet. Ya da as ruha tref çekip trefi kaçırması lazım fakat yer antresi yok. Yer antresi yok. Kullanamıyor 4. tref olacak. O yüzden olacak. Yapması için ruha tref tref oynayıp boşlayacak. Dam kazandıktan sonra rakip kendisi elden tref oynayıp asıldan en pas atacak. Evet, yani evet. Açık elden. Anca öyle, evet. Kapalı elde onu oynamak zor. Mecburen oturacak ona herhalde. Oturacak. Asla alacak. Tekrar bir karo döner. Yani damı ruhayı bu gibi durumlarda yerde onör ikiliyken, dam ya da ruha varken onu tek bırakmamak lazım. Tabii canım. Kızlar evet. Tek bırakılmaz mantığından hareketle. Evet. Bazen işte böyle ruhalarda tek bırakılmıyor. O ruhayı girecek. Ufak girerse çünkü az karo çekilince bütün karoları veriyor ama belki rakibi bloke bırakmak için ufak koyabilir. O da zor. Şimdi Tunga analiz yapıyor. Yani,
Yani 23 puan. İşte bak, bir işte bazen her zaman konuşmak karlı olmuyor. Şimdi bazı anlarda konuştuğunda şey oluyor, zarar görüyorsun. Bazı anlarda da konuşmadığın zaman kazanıyorsun. Şimdi burada 17 puan vardı. 15 puan vardı ama... 15 mi vardı burada? Şöyle, bir sanzotu açılıp rakip site hemen yapınca Gökhan elindeki 15 puan olduğu için ortağında puan olmadığını biliyor. Hı-hı. En fazla 1-2 puan var. Evet. Dolayısıyla böyle teki olmayan dengeli ellerle konuştuğu zaman rakibin batacağı bir zona, şu anda mesela 2 pik dese rakip olası bir double'lama durumunda... Pik veriyor, 3 tane kör veriyor, Asura trap veriyor, As karo veriyor. Dünya kadar batacak. Çünkü ortağında puan yok, eli de dengeli. O yüzden mesela puan olmasaydı, Aslan Male 5 tane pik olsaydı belki söyleyebilirdi. Çünkü ortağında puan var, atağı göstermek için. Şu anda öyle bir durum da yok. Aslında bir boşlayıp ikincisini alsaydı daha iyiydi piki. Buranın pik dönüşü olmazdı. Gerçi antresi yok buranın. Antresi olmadığı için evet. Aspik dampik oynarsa ortağa el tuttuğu zaman gelemiyor. Evet. Şu anda pik dam oynayarak ortağa el tuttuğu zaman kendisine dönecek piki ortağında. Ortağında pik kalmasını sağladı yani. Evet, ne yaparsa yapsın işi kül. Şimdi iki kör alır, iki tref alır, üç, bir kara alır, dört, bir de aldı, beş. Yani gerçekten iş kül. En az 2-3 batar şu. Ne diyorsun Yusuf? Batacak da kaç batacağını göreceğiz. Yani yapma şansı yok. Evet, 20-0 değerli seyirciler. Beşinci tur oynanıyor. Şu anda Adalar Spor Kulübü 20-0 önde. Pik oynadı, enteresan. Piki alıp piki vereyim dedi. Rakip oynasın, belki tire oynar, başka bir şey oynar. Nasıl, lövesi yok çünkü. Evet. Yani batarı göze almış, öyle gözüküyor. Bir pik daha çekecek, sonrasında ne gelecek? Kör oynayacak muhtemelen ya da treften buruk gelir mi? Treften buruk gelirse ne bitiş olur biliyor musun? Treften yerde son 4 tane tref varken treften buruk niye gelsin? Evet, trefi yedi zaten. O zaman kara dönecek. Ortağının kara açışı var ya. Muhtemelen kara dönecek. Pik dönecek. Karo, karo Vale karo çıkınca onlu karoyu da ortağında biliyor. Karoyu dönecek. Yani o dam trefi vurdum gittim diye bir şey olmaz. Evet. Karo gelecek işte gör. Tabii artık yarı final oynayan takımdan da böyle abuk subuk ataklar beklememek yok, lazım. Yok, hiç kimse yani yerde ason tref var. Tabii. Atak Vale Karo çıkmış. Ben evet. Dam trefi vurayım gideyim. Zaten 15 puan var. Rakip 3 sanzotaya gelmiş. Ortağı Vale Karo çıkmış. Evet. 15 bende. Bir ortağımda 16. Rakip de 3 sanzotu oynuyor. Ortağımda Ruha tref olmaz ki. Şey yapacak. Tref gelip körle bir daha verecek ama trefi yer antresi yok. Ne fark edecek ki? İki trefini daha alacak. Başka da eli kalmayacak çünkü. Evet. Dört el aldı. İki el daha alacak. Altı eksi. Evet. Bir de as da alacak. Kör verip bir tane kör daha alacak. Beş IMP. Beş IMP. Adalar takımı beş IMP daha kazanacak. Evet. Diğer taraf iki sanzatuya bakmış. Daveti kabul etmemiş. Evet. Normal. Yani 15 3 AMP daha aldılar. Yok 3 aldılar. 5. borttan. 3 AMP. 2 mi battı evet. Bu? Yani ben 3 battı olarak. Yok 2 bat. 23 0 oldu şu anda. Evet. Dealer Doğu. Okay Gür Dealer. Elinde 9, 10, 12 puan, 14 puan var. Bir tref açacak muhtemelen. Ne dersin? Bir tref açacak. Ya da bir sanzotu açabilir. Beşli güzel rengi var. Bir sanzotu açabilir. Yani eli bir puan upgrade edebilir. Evet. Bir tref açtı. Bir trefi tercih etti. Normal. Kör girecek burada. Zonda değil çünkü. Altılı bir körü var herhalde değil mi? İki kör, bir kör. Bir şey söyleyecek. Tek seviyede girmesi lazım bence.
girebilir çünkü 8 puan var, 6'lı kör var. Bakalım, evet 2 kör girdi. Olur. Olur, o da olur. Normal evet. 6 tane körü zayıf ediyor. 2 pik, 4 pik oluyor mu? 1 pik veriyor. Kör iyi oynarsa 1 kör veriyor, tref vermiyor. 1 de kara verir. 4 pik bir yan olur. Pası 3 pik. 2 pik pasa Okay'ın 2 seçeneği var. 3 kör dedi Oğuş. 3 pik diyecek. Evet. 3 piki 4 piki tamamlar. Evet tamamlayacak. 4 pikin de batarı yok. Yani 5 kör. Yani 2 piki az puanla söyledi ama 6 4 evet. Var. 6'lı rengine de fit gelince 4 piki tamamladı. 5 kör barajı olabilir miydi burada? Yok olamaz. Evet. Niye oğlum? Bir kara veriyor, iki tref veriyor, üç, bir kör verir, dört, bir de pik verir, beş, üç içeri olurdu, daha 500 ver. İsmet abi, o treflere iki tane vermeyecek, o treften el almaz. Bale tref, as tref, dam tref oynayıp Ruha'ya çakıyor zaten, bir de onlu trefi alıyor, üç tane tref. Ruha vale körden en az bir alsa dört, bir tane pik alıyor, beş, karo asa alıyor, altı. Daha da karoyu da bilmesi lazım üstüne üstlük. Yani dörtten aşağı batmaz beş kör. Zaten beş kör baraj yapılacak bir elde değil. Kör sayısı yetersiz. 6-2. Benimki sadece bir soruydu. Ya yani eli gördük beş kör iyi oluyorsa beş körü nasıl diyebiliriz? Diye. Evet, evet. Ama iyi olmuyormuş. Demek ki demememiz lazım. Dememiz lazımmış. Kötü örnek olmamak lazım diyoruz. Evet, iyi olsaydı nasıl diyeceğimizin formülünü bulmaya çalışırdık. Evet, peki. Kör zaten muhtemelen bilecekti kör overkolu gelince. Şimdi ataktan körden gelince otomatik bilmiş oldu. Tekrar bir kör gidebilir, ortağım çakıyor mu diye düşünebilir mi? Fit verdi. İki kör, üç kör dedi. Evet. Yani onun ortağının çakma ihtimali yok. Evet biliyor. Bir taneyle fit vermediyse. Evet o zaman yerin kuvvetlisine. Bunda da öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Bir taneyle niye fit versin? Evet yerin zayıfına gidecek. De gidecek. Yerin zayıfı karo dönmesi lazım o zaman. Pek zayıf değil. Dam ikili var. Vale karo oynayabilir. Evet. Bir ihtimal. Ya da ufak karo. Evet kör oynadı. Bir kar alıyorlar, bir kör aldılar, iki, bir tref vermiyor, bir de pik alırlar, üç, bir yen, dört pik, batarı yok şu anda. Ya batarı yok değil, o karo sorunu var. Kozları çekerse karoyu verebilir, şimdi o kadar şey değil. Ama kadar... karoyu dam uçurmaya gidecek. Ucu var. Ama pik 2-2 olduğunu evet. Vermiyor, yani evet. O oynarken onu bilmiyor. Evet. Oynarken o karolar... Kozları çekerse karolar başına bela olur diye düşünüyorum. Hı-hı. Yani 3-1 koz dağılımla güç durumlar yaşayacak. Herhalde karodan uçurmaya gidecek. Gelip sinek kupu yapacak. Evet. Rakip koz oynarsa trepler sağlanabilir. Trepleri evet. Sağlatmaya oynadı. İki şansını birden deneyecek. Evet. Şimdi ufak karo oynayacak. Evet. Karo alacak Ruha'yla. Evet, şu anda karoyu... Bir tref gelecek herhalde yine tekrar değil mi? Yok tref gelince ortağının da Ruha'nın düştüğünü görüyor. Görüyor diyorsun. Karo geldi. Trefleri sağlandığını evet. Görüyor. Tref gelmez. Evet. Dört pik oldu. 14'e 9. Fakat 6-3 pik olunca 4 pike gelinmesi normal. Güzel oynadı, dikkatli oynadı. Bütün şanslarını değerlendirdi. Karo bozuk çıkarsa trefleri sağlatabilirim diye. Karo da uçuyor, tref de düşüyor. 4 pikte fazla bir sorun yoktu. Pik de partaj. Adalar iyi başladı.
3 tref açtı güneyden. Olur. Güzel trefleri var. 8 puanı var. Burası double dedi. Diğer renkler. Double, evet. 12. Üçte pas diyecek. Dört bit der. Evet. Ya da dört tref kübit eder orta majörü söylesin diye. İki tane alternatifi var. İkisini de tutuyor. İki majörü de tutuyor. Evet. Birini 5-4, birini 4-4 majörün. Yani bence 4-2 demez ama demez 4-2. 4-2 de alternatif. Şimdi orası pas geçerse ama. Pas evet. Geçerse o kayın. Ya 4 pik der ya 4 tref der. Benim tahminim 4 tref der. Ortağı majörü seçtirir. Evet. Eğer burası Kuzey Tunga 4 tref derse şimdiki yine aynı şekilde iki tane alternatifi var. 4 pik demek 4 pik dedi ya da double atmak. Evet. Double atarsa ortağı 4 karo derse şimdilik 4 pik diyebilirdi. Fakat baştan doğru kontratı buldular bence. Rakip trefte fitleşince ortakta 3 trefe kontratlı 3-4 tane piki vardı. Hiç bulandırmanın bir anlamı yok. Çünkü 4 tref kontratlı ortağı 4 karo dedi 4 pik dedi. Şimdi şilem daveti anlaşılabilir. Değişik şeyler olabilir. 4 piki söyledi. Konu da kapandı. Sign off tekleri. Evet sign off. Kör damı kaçıyor. Evet. Bir tane pik veriyor. Bir tane kör veriyor. Dört pik de sorun yok. Evet, dört pikte hiçbir sorun yok, hiçbir problem yok. Az kör kör olacak. Evet, bir kör verecek. Bir pik ve evet, yani. Beş olacak. Ama kör gelirse tabi onlu çakacak, az çakacak fark etmiyor. Damvale 9-8 var, yerde asvale var. O onluyu çakması zaten claim edecek. Evet. Çünkü şu anda verme ihtimali olan dışarıya bir tek pik, iki tane pik olabilir. Evet. Onlu çakılınca o konu da kapanmış olacak. Evet. Yani 5 oldu. 23-0 gidiyor. Ne diyorsunuz? İyi başladı. Ama 45 board. Yani şu anda 6 board oynandı. Bu 7. board'tu. 5 tane skorlandı. Daha 45 board'um. 5 board'u 6 board'u. Evet. Yani %20'si bile değil. Dealer batı pas geçecek. Maç çok su götürür. Evet. Tabii canım kadar. Çok çok değişir. Bir işte. Devrede geçen maçta hoşgörüyle evet. İzmir arasında bir devrede her şey değişik. Hı-hı. Burada da çok board var. Yani 6 board, 7 board oynandı. 45 board, daha 38 tane board var. Ama Adalar takımı iyi başladı. Yani yerli yerinde. Tabii kadro da güçlü. Çok güçlü bir kadroya sahip. Tecrübeli. Hemen hemen diyebiliriz ki Türkiye'nin en iyi birincileri toplanmış evet. Gibi. Süleyman Kolata, Mehmet Gökhan Yılmaz, Okan Gür, Soner Çubukçu. Tabii yani kadro çok güçlü. Gerçekten Erhan çok. Erhan Demiraslan, Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusu. Vera Adut. Oyuncularından biri daha doğrusu. Evet. Kaptanları da Ahmet. Dede Ayır. Evet. O da çok eski yılların oyuncusu. Takımın tüm halkaları yerli yerinde. Sevgili Yusuf. Başarıları da ortada. Burada sevgili seyircilerimize bir duyuru da yapalım. Biz mesleklerinde sivrilmiş bridge sporcularından bir program yapıyoruz. Evet. Mesela bunun ilkini yeni yayın döneminde yayınlamaya başlayacağız. İlkini Tülay Ferah'la yaptık. Biliyorsun evet. Tülay Ferah önemli bir roman yazarı. 11 tane roman yazmış. 2 tane çocuk kitabı, bir şiir kitabı olan bir yazarımız. Mesela hem bridge sporcusu hem roman yazarı. Dolayısıyla onunla bir program çektik.
Önümüzdeki yayın döneminde mesela Dede Ayır'la telefonla mütabakat sağladık. Dede Ayır da biliyorsun Galatasaray Kulübü yöneticiliği yapmış. Finans sektöründe önemli bir isim. Dolayısıyla o da bir bridge sporcusu. İşte Ahmet Dede Ayır. Eski yani geçmişi 30 35 sene var en azından benim bildiğim kadarıyla. İşte yani bridge'in içinde 35 40 senedir bridge'in içinde olan. Renkli de bir kişilik. Evet. İşte bu tip bridge'de insanları bridge camiasına tanıtmaya, akıl sporları camiasına tanıtmaya çalışacağız. Sevgili seyircilerimize de çağrımız olsun buradan. Bildiğimiz böyle bridge oynayıp mesleğinde sivrilmiş ünlü insanları bize Facebook üzerinden, sosyal medya üzerinden ya da e-maille bildirirseniz kendileriyle temas kurmamız için kendileriyle temas kurup onları da programa dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Yine bir işte yeni bir program daha başlayacağız önümüzdeki sezonda. Tülay Ferah bize bir 6 program yapacak. İşte Türkiye Kadın Bridge'in ilk programını Berk Başaran'ı konuk etti Tülay Ferah mesela. Sonra bu bilgileri sevgili seyircilerimize vermek istiyoruz. Bridge ve Satranç TV önümüzdeki yayın döneminde, yeni yayın döneminde değişik programlarla, değişik şeylerle de sevgili seyircilerin karşısında olacak. Yurt dışından bridge haberlerini de derleyip toparlarsak diğer ülkelerde neler oluyor bridge ile ilgili, mesela şu anda American Nations var, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde önemli festivaller var, turnuvalar var. Biz geçen sene Pula'ya gittik Can abiyle, Can Berktaş'la beraber. Çok güzel, çok keyifliydi. Orada turnuvalar hakkında bilgi de verilebilir. Bu sene Venus Cup var. Bizim bir takımımız, bizim yorumcularımızdan değerli Can Berktaş, Burak Başkan. O turnuvaya takım olarak davet edildik. Bu da çok az takıma nasip olacak bir şey. Ülkemiz bridge için de çok güzel bir şey. Böyle bir turnuvaya dahil edilmek. Oraya gideceğiz. Oradaki turnuvanın bilgisini de verebiliriz. Tabii o turnuvayı aslında onunla ilgili bilgi vermeni de istiyorum. Evet, başka turnuvalar. Nerede bu? Litvanya'da, Vilnius şehri, Litvanya'nın başkentinde. Çok güzel, ben araştırdığım kadarıyla çok güzel bir şehirmiş. Liv mi dediniz? Vilnius. Vilnius. Evet. Bu önceki senelerde Nafiz abiyle Nezih Kubaç oraya gitti. Tokay'la Versace'yle ayak oldu. Böyle güçlü takımların, güçlü çiftlerin gittiği bir turnuva ve o turnuvayı kazandılar. O zamanki para ödülü çok yüksekti. 40 bin dolardı galiba. Şimdi böyle bir para ödülü yok. Yani yurt dışında olan turnuvalardan da bilgi verebilirsek, belki gitmek isteyen olabilir, bilgi almak isteyen olabilir. Bu turnuvanın şeylerini de, bilgilerini de, mesela benim 5 senedir gittiğim Slava Cup var, Rusya'da oluyor. Muazzam bir turnuva. Evet. Gerçi davetli o, yani her isteyen gidemiyor. Biz bir yolunu bulduk, davet ettiriyoruz kendimizi de Can Berktaş sayesinde. Yani oralarda gidip turnuva oynamak muazzam keyifli bir olay. O turnuvanın bilgisini de verebilirsek, o bilgilere ulaşabilirsek, o da çok güzel bir olay. Dediğim gibi bu sene Vilnius'ta olacak. Burak Başkan, Sinan Tatlıcıoğlu, Can Berktaş'la Ahmet Tahraman gidiyor. Ben de gitmek istiyordum. Kadroda vardım ama aynı tarihte Kıbrıs'ta Merit Festivali var. Hı hı. Ben Merit'e gideceğim. Kıbrıs'sız olmaz benim için. Evet. Kıbrıs'a tercih ettim. İnşallah ileriki senelerde böyle turnuvalara yurt dışında, Avrupa'nın güzel şehirlerinde olan turnuvalara gitmek nasip olur. Ama bu turnuva bilgilerini bir yerden ulaşıp seyircilerimize verebilirsek. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bunu tabii yapabilecek seyircilerimizin arasında eşimiz, dostumuz varsa bunu malumunuz. Yani ben tek başıma. Mesela bu turnuvayı olduğunu bilse bir sürü insanımız katılmaya teşebbüs eder. Olabilir reklam tabii. Çok önemli yani, bu reklamı vermek, bu bilgiyi vermek. Şu ana kadar mesela ben 25-30 senedir bridge oynuyorum. Bende hiç böyle bir bilgi yok. Ancak böyle tesadüfen öğreniyorum, bilmem ne yapıyorum. Gitmek fırsatı olursa da şartlarımızı zorluyoruz, gitmeye çalışıyoruz. Şimdi ama biz bilgi eksikliğimiz var. Her hafta şunu yapıyoruz. Her hafta biliyorsun Haluk Yönel arkadaşımız bizde köşe yazıyor. Güzel. O ABCL dergisinden takip ediyor. Günlük
şeyleri, yorumları bloktan alıp tercüme edip birebir. Çok muazzam güzel bir olay. Evet. Yani şey yap. Bizim çünkü bilgi kaynağına ihtiyacımız var. Yani bu kaynağı bulup bu bilgiyi almamız lazım. Böyle bir bilgiler var. Biz bu bilgileri kullanamıyoruz. Şimdi Anadolu Biliçi niye gelişmeye başladı? Çünkü bu bilgiyi BBO vasıtasıyla, diğer kaynaklar vasıtasıyla almaya başladı. Alınca öğrenmeye başladı. Bunun 25 sene öncesinde hiçbir Anadolu takımlarının böyle yerlere gelmesi söz konusu değildi. Şu anda bu bilgiyi alabildikleri için başarılar kendiliğinden gelmeye başladı. O kaynağı bulup o bilgiyi almamız gerekiyor. Maça dönersek 4 pik 6. bortta egal olmuş. 5 pik 5 4 pik artı 1 de egal olmuş. Maç 23-0 olarak devam ediyor. Bir trap, bir karo, over kolu normal, bir pick double. Bir pick double enteresan. 5 tane pick'i var ama karo pick'i var diye, 5 tane kuru var diye double attı ama biraz puanı az. Pas aldıktan sonra körlü oynarsa ne olur? Bırakmak zorunda. İkinci kör oynanınca onu bırakmak zorunda. 2. Tref aldı 3. 9'lu piki oynadıktan sonra oynayanın işi zor. Sandıklı dikkatli oynarsa yapar. Her yerden keseri var mı? Keseri var. Var. Tire bas alıp şimdi ruha kör oynayacak. Beş tire, iki karo yedi, iki kör dokuz. Dikkatli oynamasına gerek yokmuş zaten. Evet, dokuz sayı. Evet. Alıyor. İki karo kör asıyla pikası. Evet, dokuz. Beş tire de oluyor. Bu da egal bir board olur herhalde. Hala 23-0 önde Adalar Biriş Kulübü. Fakat senin de dikkatini çekmiştir elbette. Yani Adalar Biriş Kulübü değişik takımlarda oynayarak aynı kadro bu yıl bütün kupaları da sildi. Baştan anlaşma yapılınca sponsorlu takımlarda bu tip şeyler oluyor. Bir senenin anlaşması yapılıyor. Evet. Yani bir sene biz bu turnuvayı beraber oynayacağız diye. Mesela Türkiye Kulüpler Arası, Türkiye Şampiyonası böyle belirliyorsun. Kaç tane turnuvaysa anlaşmanı öyle yapıyorsun. Bu sene bittikten sonra futbol ligi gibi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş transferlerini yapıyor. Bir sene, iki senelik sözleşme yapıyor. Bittiği zaman yenisine bakıyor. Burada da aynı şey söz konusu. Evet. Ve o anlaşmanın bir parçası olarak bu takım bu turnuvayı oynuyor. Ama ileride 5 sene devam eder ya da hiç devam etmez. O ayrı bir konu. Yani evet. Yeni sezonda Ekim'den itibaren yeni anlaşmalar yapılır. İşte sevgili Yusuf, biz biraz da şu partnerlik konusunda aslında programlar yapmak istiyoruz. Türkiye'de partnerliği nasıl geliştirebiliriz? Partnerlikler nasıl... önemli. Mesela evet. Gökhan'la Okay yıllardır beraber oynuyorlar. Onun meyvelerini de yiyorlar. Evet. Yani bir şey geldiği zaman çok yorulmuyorlar masada. Yıllardır oynadıkları için deklarasyonların bazıları otomatik oluyor. Yani normal yeni partnerlik 10 enerji harcıyorsa bunlar bir enerji harcıyorlar. Yani bir sandutu, bir bit, iki trip, iki bit, iki sandutu, üç karo artık
otomatik olmuş mesela. Tek karosunu gösteriyor. Evet. Anlaşmaları var ama yeni partnerliklerde bu karo tek midir, değer midir bilmem ne, bu tip sorunlar olabiliyor. Yani uzun vadeli partnerlik kazandırır. Ben de katılıyorum. Yani bizim uluslararası platformlarda çok fazla başarı gösterme işimizin nedeni partnerlik olduğunu düşünüyorum. En önemli nedenlerinden birinin. Biri partnerlik. Evet. Mesela bu sekans güzel. Mesela şimdi ben baktığım zaman aklıma yatarsa alıp uygulayabilirim. 1.2 trev, 2.2 sansotudan sonra kısayı gösteriyoruz. Yani evet. İşte kısayı göstermek çok önemli bir olay. Ya singleton ya doubleton. Yok, doubleton kısa değil. Öyle ya mi? Ya singleton ya şigan. Şigan evet. Olacak. Yani bir işte doubleton kısalık sayılmaz. Evet. Ona da puan veriliyor ama ya bir ya puan. Ortağın eli mesela evet. Şu anda diyor ki benim karom kısa. Karşı taraf baktığı zaman ortağının karosu kısa. Eli bir kere muazzam değerlendi. Evet. Tref vermiyor, kare vermiyor. Karodan bir kör. Puan yok. Bir pik veriyor. Dört pikin batarı yok mesela. Ama dört şimdi... pik için söylemiyorum. Dört piki zaten ortağı oyun açtıktan sonra 17 puanla zaten zor söyleyecek. Evet. Altı için diyorum ama altı batar. Karşıda batar. Çünkü 10 puanla açtığı için. Evet, ama evet. Mesela normal 12-13 puanla açsa o piki Asura dam olsa ya da Asura olsa şu anda altının batma nedeni sırtta Ruhavali 3 tane pik olması. Gidiyor bak 4 sansotuyu da sordu. Karo teki muazzam evet, değerlendiydi. Evet, evet. 5 sinek dedi. Ters oynuyorlar herhalde. Değil mi? Bir tane. 5 karo kozdamı soracak. Evet. Yalnız pik Ruhavali sırtta 3 sırtta, tane. Evet. Oynayan da 9'lu pik olsa pik Ruhavali'den bir tanesi içeride olsa 6 oluyor. Güzel evet. Bir 6 olurdu. Eğer pik 9'lu olsa çok güzel bir 6'ydı. Fakat pik 9'lu işte bir işte markaların önemi. Pik 9'lu olmayınca yani oynanır mı oynanmaz mı biraz kötü. Hem vale dışarıda hem roa dışarıda hem de pik sayımız 8 tane. Şimdi 9'lu olmayınca kötü bir 6. Evet 5 karo dedi. Ama Gökhan'ın eliyle ortağı karo tek dedikten sonra. Kozda mı soruyor değil mi? 5 tref. 5 karo dedi. 5 karo kozda mı soruyor? Evet. Double dedi. Bu double'a nasıl cevap verdiğimiz de önemli. Duymamış gibi. Evet. Yani nasıl cevap veriyoruz? Koza dönüş yok ya da bir üstü yok. Anlaşmaya bağlı. Kozda mı sorusuna iki türlü cevap verilebiliyor. Ya koza dönüş yok kabul ediliyor ya da bir üstü yok kabul edilebiliyor. Yani bunu yarısı öyle oluyor, yarısı öyle oluyor. Altı tref dedi mi? Altı tref şu demek. Kozdamım var. Artı treften de ruhan var. Evet. Yani 6 pike gitti, oyun battı. Bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda, bir başka turnuvada, bir başka canlı yayında tekrar görüşünceye değin. Hoş kalın, hoşça kalın sevgili seyirciler.